Gittiler mi? Gittiler. Benim kıyafetlerimi giydirmiş çocuğa, gördün mü? Gördüm. Oğlum sen sakın takma bunları kafana. Biliyorsun babaannen yaşlı kadın. Sakın onunla aranı kötü etme. Baran. Sana bir şey olursa... beni bırakırsan ben yaşayamam oğlum. Beni senden ancak ölüm ayırır hanım. Orada nasıl kalacaklar ki? Hiçbir şey yok. Kız Fırat abide kalıyor olmasın bunlar? Saçma sapan konuşma. Dayım hayatta evini almaz onları. Ne bileyim, her bir şeyle ne koşup duruyor ya, ondan dedim. Kim neye koşuymuş, ha? Ebru yengelerde nerede kalıyorlar diye konuşuyorduk da. Ne yengesi? Yenge deme şu kadına. Beni bir daha söyletmeyin. Ne buraya adım atacaklar, ne de lakları geçecek gayrı. Haydi afiyet olsun. Allah Allah, Murat abinin de hiç mi hatırı yok ya? Özlem, senin çenen çok düştü bu aralar. Fazla konuşma. Kendi al. Hadi anası neyse. Ya torun? Ne o ana? O dilsiz çocuğa pek mi kanın kaynadı? Senin gerçek bir torunun var. O da Baran'dır. Asım da torun. Elbette torunum. Hem de ilk göz ağrım. Günlerden sonra nihayet sakinim. He oğlum, çok şükür biz bize kaldık yine. Ya şunu yapmayı bir türlü öğrenemedin ha. Narin, teyzem kızı, şu güzel ellerine bir kahve yap da içeyim ha. Haydi. Sen de git de el versin Narin sana. Haydi. Narin, bak sana şal başladım. Bu renk seni çok açacak. Sağ ol ana. Diğer geline de öreceğim mi ana? Kim bilir ne perişanlık içindedir şimdi. Bakıyorum da o sosyete gülünün sevdalısı oluvermişsin yenge. Allah bilir kızına da onun adını koyarsın. Yakışır sana. Felek bize kadınla yana nasipsizlik biçmiş o. İkisini topla, bir kadın etmez. Haydi, gel seninle iki el bir tavla atalım biz. Haydi. Ya ben şimdi kötü bir şey mi dedim ana? Kadın perişan haldedir dedim, yalan mı? Allah'tan Fırat abi var da sahip çıkıyor gariplere. Allah için merhametli adam. Baksana, bacısının hatırını bile yıkıyor bunun için. Özlem. Ya kötü bir şey mi dedim ana? Abi senin insaniyetini övüyorum. Kendi Allah'ım nasıl sana kol kanat geriyorsa, abin de Ebru yengeye sahip çıkıyor. Ne de olsa Murat'ın karısı o da, çocukların anası. Bunun için abinle küsmeye değer mi? Sen üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokma. Nari, Özlem burada haklı kızım. Et tırnaktan ayrılmaz. Ağabeyinle konuşmayı da, görüşmeyi de kesmeyeceksin. Tabii ya, kan bağı gibisi var mı? Neyi paylaşamıyoruz ki biz şurada?
Sincan. Heh. O kadınla çocukları ne zaman gidecek bu evden? O Maya denen kız var ya. Oğlum, boş ver onları. Onlar o viranede bir gece kalsınlar, yarın sabah arkalarına bakmadan giderler. Haydi, at bakalım zarı. Narin, yatmadın mı? Sabah yapsaydın. Uykum yoktu abla, şunlar da bitiversin dedim. Narin, sen bana kızdın mı? Hani dedim ya, kan bağı gibisi yok diye. Onu kötü niyetle söylemedim. Onu da kardeşim gibi severim. Sırf o yüzden. Olur mu hiç öyle şey abla? Ha, benim kimseye bir şey dediğim yok. Yalnız bu özlem son günlerde iyice canımı sıkıyor. Ya inadına inadına üzerime geliyor. Benim zaten canım burnumda. Sen boş ver onu dediklerini. Arkana at. Nasıl atayım abla? Bir değil, iki değil, üç değil. Ya iyice şımardı. Sen bana mı diyorsun? İşte görüyorsun. O da kıza hamile. Ya kendi alağıma oğlan çocuk vereceğim diye diye söylene söylene. Bir konuşmayacaksın. Allah'ın içine karışmayacaksın. Vallahi Kendal abimin hatırı olmasa ben yapacağımı biliyorum ama. Narin'im, sen onu kale alma. Sen bu evin en kıymetlisisin. Sağlıklı oğlum var. Kendal abim seni, Baran'ı her zaman baş tacı yapacak.